Vietnam maalesef bizden vize istiyor ama zannetmeyin ki sadece bizden istiyor. Avrupa ülkelerinden giden birçok vatandaş da Vietnam'a vizesiz giremiyor. Vietnam vizesiyle ilgili internette araştırma yaptığınızda böyle karma karışık bilgiler göreceksiniz. Şimdi ben Vietnam vizesini nasıl aldığımı böyle ufak başlıklar halinde size anlatacağım. Öncelikle size vize onay mektubu gerekiyor. Zaten onu aldığınızda aslında vizeyi de almış oluyorsunuz. Vietnamrehberi.com'a girip vize başvurusu yaptığınızda size o onay mektubu mail olarak birkaç gün içinde gönderiliyor. Şimdi size hani hangi evraklar gerekli onlardan biraz bahsedeyim. Yapmanız gereken ilk şey rezervasyon yapılabilecek bir hava yolunu internet sitesine girip Türkiye'den ya da gideceğiniz ülkeden Vietnam'a giriş çıkış uçak bileti rezervasyonu yapmak. Bileti satın almanıza gerek yok. Rezervasyonu yapın, ekran görüntüsünü bilgisayarınıza kaydedin. Daha sonra pasaportunuzun ilk sayfasını, o hani fotoğrafınızın olduğu sayfanın güzel bir fotoğrafını çekin. Ve bu ikisini vietnamrehberi.com'da o başvuru yapılırken ki alana upload edin, yükleyin. Yani sadece ihtiyacınız olan evrak, uçak biletinin rezervasyonu ve pasaportunuzun görüntüsü. Görüntüsü. Bundan sonra ne yapacaksınız peki? Evrakları gönderdiniz, vize onay mektubunu alma süreciniz başlamış oluyor. Bu işlem yaklaşık 3-4 iş günü ya da 5 iş günü sürüyor. Tek girişli vize ücreti 2019-2020 itibariyle 80 dolar. Çok giriş ya da uzun süreli isterseniz fiyatlar değişiyor. Ona bahsettiğim siteden gidip bakabilirsiniz. Ben şimdiye kadar Vietnam vizesine böyle başvurup da vizeyi alamayan bir kimseyi hiç duymadım. O sebeple başvurduktan sonra bilin ki 4-5 iş günü sonra vize onay mektubu size mail olarak gönderiliyor. Bundan sonra ne yapacaksınız? Fark ettiyseniz şu ana kadar hiçbir yere para ödemediniz. Vize onay mektubu geldikten sonra işte aracı kurum, o vietnamrehberi.com'un size vereceği hesap bilgilerine ya da linkle yönlendirilen kredi kartıyla ödeme alternatifiyle o 80 doları ödüyorsunuz. Şimdi vize onay mektubunuz var. Ama yapılması gereken ikinci bir şey vizenizin pasaporta yapıştırılması. Bunu Türkiye'deyken yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Türkiye'deki Vietnam konsolosluğuna pasaportunuzu ve vize onay mektubunuzu gönderiyorsunuz. Onlar pasaportunuza vizenizi yapıştırıyor. Ama bu işlem için 125 dolar istediler benden. Yani zaten 80 dolar vermişim, vizeyi almışım ama ekstra 125 dolar istediler. Onun için Türkiye'de yaptırmadım bunu. En hesaplı yöntem Vietnam'a uluslararası bir hava yolundan girdiğinizde kapıda o vize onay mektubuyla görevliye başvuruyorsunuz, artı 25 dolar veriyorsunuz ve pasaportunuza vizeniz yapıştırılmış oluyor. Ben ne yaptım? İstanbul'dan yola çıktım. Ho Chi Minh şehrine indim direkt. İsterseniz Hanoi'ye de inebilirsiniz, Da Nang'a da inebilirsiniz. Yeter ki uluslararası bir hava yoluyla Vietnam'a girin. Yanınızda vize onay mektubu, bir fotoğraf, 25 dolar ve pasaport oluyor. Bunları verdiğiniz zaman yaklaşık 20-30 dakikada, hani çok kalabalık sonrası belki en fazla 1 saat sürer. Pasaportunuza işlenmiş olarak vizenizi alıyorsunuz ve ülkeye çok rahat giriş yapıyorsunuz. O arada bir de bir form doldurmanız gerekiyor. Vize başvuru formu. Bunu havalimanındaki o desklerde bulabiliyorsunuz. Ama Vietnam rehberi vize onay mektubu geldikten sonra o vize başvuru formunu da size gönderecek. Evdeyken onu doldurun, bir daha havalimanında uğraşmazsınız. Süreç genel olarak böyle anlattığım gibi basit. Vietnam rehberinde zaten siteye gittiğinizde göreceksiniz her şey Türkçe. İngilizce bilmenize gerek yok. Aşama aşama oradaki kutucukları işaretleyerek, dediğim gibi o gerekli iki evrağı göndererek başvurunuzu yapıyorsunuz ve 4-5 iş gününde vizenizi alıyorsunuz. Şimdi aklınıza bazı sorular gelebilir.
Türkiye haricinden de bu şekilde başvuru yapabiliyor musunuz? Evet, yapabilirsiniz. Hangi ülkede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Online başvuru yapıyorsunuz. Vize onay mektubu size geliyor. Vietnam'a hava yoluyla inmeniz gerekiyor. Yine dediğim gibi yani uluslararası bir havalimanından indiğinizde aynı şekilde vizenizi pasaportunuza işletebiliyorsunuz. Karayoluyla Vietnam'a girecekseniz, atıyorum Tayland'dan gireceksiniz. Yine bu şekilde onay mektubunu alıp Tayland'daki bir Vietnam konsolosluğu ya da büyükelçiliğine gidip pasaportunuza işletmeniz gerekiyor. Yani karayoluyla girdiğinizde kapıda bu şekilde vize alamıyorsunuz. Öncesinde pasaportunuz da olmalı. Ama o işlem ücreti için Tayland konsolosluğu ne der ya da Kamboçya'daki Vietnam konsolosluğu ne kadar ister bilemiyorum. Onu önceden sormanız gerekir. Son bir bilgi, Vietnam rehberi onlar aracılığıyla vize alırsanız size 25 dolar değerindeki Ho Chi Minh şehrinin yanında Chu Chi savaş tünelleri var. O turu ücretsiz veriyor. Oraya ben de gittim, videoyu paylaşmıştım. Yine eklerim buraya linkini, bakabilirsiniz. Zaten Vietnam'a gittiğinizde özellikle de Ho Chi Minh'e o tünellere muhakkak gidin. Vietnam rehberinde başka turlar da var ve aynı zamanda kendileri Vietnam'daki tek Türk turizm firması. Gönül rahatlığıyla vize başvurunuzu oradan yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.